Arkadaşlar merhaba, ben Drone Market'ten Furkan. Bugün sizlere DJI Duck 2 drone'umuzla beraber FlightUp 2'yi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi bir Google Chrome'u ben kullanmak istedim ama siz isterseniz Microsoft Edge veyahut da Mozilla Firefox'u kullanabilirsiniz veyahut da farklı bir tarayıcı. Öncelikle buraya arkadaşlar FlightUp 2 yazıyoruz ve üstteki ikinci seçeneğe tıklıyoruz. FlightUp 2 server'ına giriyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda DJI FlightUp 2 sisteminde bir internet üzerinden, ben farklı bir internete bağlı olsam dahi aynı proje içerisinde yer almam yeterli. Şimdi burada login kısmı var arkadaşlar. Login kısmına tıkladığımızda DJI bizi hesabımızın açılacağı yere yönlendirecek. Şimdi DJI bizi aslında yönlendirdi hesabımın açıldığı yer. Şimdi click, yani DJI'nin aslında sistemini ben kabul ediyorum. Click to get exclusive DJI benefits. Genellikle bunu kabul ettiğimi söylüyor. Evet arkadaşlar, şu anda otomatikman hesabıma giriş yaptı. Şimdi burada project ilk olarak önüme benim aslında daha önceden Drone Market arama kurtarma olarak seçmiştik. Ve DJI Enterprise demo olarak seçmiştik. Siz de bir create organization yapabilirsiniz ya da protect list yapabilirsiniz, yani proje listesi. Buradan arkadaşlar yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız, bakın burada project listin sağ tarafında yer alan create project anlamına gelen yeni bir proje oluştura tıklayıp buradan bir proje name'ini yazıp, işte örnekliyorum bir demo yazmak istiyorum. Demoyu yazdıktan sonra bakın arkadaşlar, burada join project with code, yani kumandanızdan bir RC Enterprise RC Pro kumandanızdan kodla beraber giriş yapmanız lazım ki bu cihazı Duck2 ile beraber FlightUp 2'ye bağlayabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kendimi admin olarak seçtim ama siz edit yapıp buradan add member kısmından members'a eklediğiniz arkadaşlarınızı veyahut da şirket içi personellerinizi buradan da ekleyip görebilirsiniz. Add to aircraft'a bastığımızda arkadaşlar buraya gelecek sisteme de bakın, şu anda Matrix 3 termal drone'um aktif. Daha öncesinden Matrix 300 RTK'mız vardı ama ben onu seçmiyorum. Buradan bunu seçip ilerleyebilirsiniz. Tabii biz sizin için daha öncesinden bir seçim yapmıştık. Sakarya anlamında, yani Sakarya'da aslında biz bunu seçmek istedik. Ve arkadaşlar oluşturduğumuz tarih aslında bir 3 Temmuz tarihinde biz bunu oluşturmuştuk. Furkan Yalçınkaya, yani ben yönettiğim için burayı şu anda bunun adına kayıtlı. Şimdi arkadaşlar burada bakın edit kısmı var. Edit kısmına bastığım zaman burada join project code expired, yani ben burada aynı zamanda bunu açtım. Bunun süresi dolduğunu söylüyor bana. Ben bunu edit yapıyorum. Kumandamdan tekrardan tarihi ileri atmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer ileri atmazsanız siz kendi kumandanızdan katılamayabilirsiniz. O yüzden ben bunu bir hafta tarihi ileri attım ve artık arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda join project with code enabled oldu. Şimdi bunu kapatıyorum. Aşağıda şirket içerisinde yer alan diğer arkadaşım Ayberk'i ekledim. Ben kendim de proje admini olarak burada ekleyeyim. Proje members kısmından proje admini veya proje member olarak seçebilirsiniz diğer kişileri de. Devices olarak arkadaşlar burada Mavic 3'e, Matrix 3 Thermal Drone ve Drone Market'in Duck 2'si ekli. Şimdi ben buradan Mavic 3'e'yi silmek istiyorum ve remove yaptığım zaman siliniyor arkadaşlar. Şimdi artık başka bir şey yapacak mıyım? Hayır. Aslında projede çok da farklı bir şey yapmadım. Done dedim ve okeyledim projeyi. Şimdi proje içerisine giriyorum arkadaşlar. Enter the project dediğimde arkadaşlar benim önüme şu anda böyle bir sayfa geldi. Şu anda ben İstanbul tarafında, yani Sakarya tarafında olduğum için. Şimdi arkadaşlar bakın sol tarafta yer alan bir sürü bir menü var burada. Peki bu menüler nelerdir? Bugün bunları öğreneceğiz aslında aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar projemizin ismi Sakarya'ydı. Buraya ilk girdiğimiz zaman burada arkadaşlar cihazımız, yani Duck2'miz ve drone'umuzun kendisi gösterilir. Online device'lere baktığınızda burada ekstra bir cihaz eklemek istiyorsanız, yani matris serisi bir sistem eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz ama Duck'ı FlightUp 2 burada gösteriyor. Online members'larda da ben de bir bilgisayar üstünden bağlı olduğum için, yani dünyanın herhangi bir noktasından fark etmez arkadaşlar, bağlı olabilirsiniz. Yeter ki aynı proje içerisinde olun arkadaşlar. Peki biz aynı proje içerisinde nasıl olabiliriz? Şimdi back to project liste gittiğim zaman arkadaşlar devices'a tıklıyorum. Bakın devices'a tıkladığımda cihazlarımın önüne gelmesini istiyorum.
Şu anda arkadaşlar cihazım Matrix 3 termal drone. Burada aslında offline gözüküyor ama birazdan aktif olacak. Şimdi arkadaşlar bunu seçtiğimde ve arkadaşlar sağ tarafa kendi mouse'umla beraber aslında programa baktığımda şu anda bunu görüyorum. Yani offline olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada DAC'a tıklıyorum ben aynı zamanda. Çünkü aircraft'ın burada Matrix 3 termal drone olabilir ama ben DAC'a tıklamak zorundayım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ikisi de idle yani okey şu anda. DAC2 ve DAC2'nin içerisinde yer alan Matrix 3 termal drone'umu da burada görebilirsiniz. Ve FireMare versiyonlarını buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar buradan güncelleme de yapabilirsiniz. Şimdi joinet tarihim yani kayıt tarihim 3 Temmuz olarak gözüküyor. Online olarak girdiğim tarih ise 6 Temmuz yani bugün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu benim DJI DAC'ımı DAC2'mi nasıl bir projeye ekleyeceğim? Şimdi arkadaşlar burada Action kısmı var. Action kısmından Edit kısmına bastığımda proje kısmında arkadaşlar burada bakın 3 tane proje kısmı var. Örnek veriyorum arkadaşlar siz Adana'dasınızdır veyahut da Enterprise ekibimiz bir proje yapacaktır. Ben burada Sakarya ekibi olduğu için Sakarya'yı işaretliyorum ve OK diyorum. Burada arkadaşlar bakın Device Maintenance. Burada arkadaşlar cihazımızın aslında genel olarak problemi var mı yok mu hepsi burada gözüküyor aynı zamanda ve sol tarafta cihazımızın da hem ismi Drone Market olarak biz belirledik. Kontrol modülünün seri numarası ve plate yerleşim cihazının seri numarası gözüküyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada benim cihazım gözüküyor aynı zamanda. Cihazıma baktığımda da obstacle sensörleri aktif ve cihazımın aslında herhangi bir sistemde bataryasının yüzdesini, sıcaklığını, voltajını ve bataryamın aslında cycle süresini de burada görebiliyorum arkadaşlar. Ve kaç uçuş yaptığını da burada bize gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Gayet açıklayıcı ve güzel bir ekran aynı zamanda. Burada arkadaşlar aşağı indiğimizde ise Reboot Debugging yazıyor. Şimdi arkadaşlar bunu aktif ettiğinizde iki cihazı FlightHub 2 güvenli bir kilitlemeye alıp uçuşu durduruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu anda cooling yani aynı zamanda soğutmamız açık. Bunu söyleyebilirim. Soğutmamız açık şu anda cihazımızda. Çünkü soğutma önemli. Sıcaklık arttığı zaman cihazın içerisinde soğutmayı otomatikman kendisi açıyor. Şimdi ben Reboot Debugging dediğim zaman arkadaşlar cihazın iç kontrolünü bana iletmiş oluyor aynı zamanda cihaz. Hem otomatik bir şekilde DAC'ın sistemini restart atabiliyorum. Aynı zamanda cihazın kapaklarını açıp kapatabiliyorum. Bunun yanında DAC Storage'i format atabiliyorum. Ve ışıklarını yani hem dış ışığını hem de iç ışığını enable veya aktif hale getirebiliyorum arkadaşlar. Aircraft kontrolünde şu anda şarj sistemim aktif ve cihazımı aslında şu anda remote debugging'i açtığım zaman bunu burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi location calibrated şu anda içeride olduğumuz için DJI takımızla beraber aynı zamanda şu an böyle bir hatayı vermesi normaldir. İşte arkadaşlar bir DJI DAC'ı dünyanın neresinde olursanız olun kullanmak istiyor iseniz aynı proje içerisinde yer almanız yeterlidir. Şimdi isterseniz proje kısmına gidelim. Şimdi proje kısmına geldiğimizde benim projelerim burada aslında geldi. Sakarya tarafını işaretlemiştim. Arkadaşlar Enter the Project'e geçmeden önce bakın aşağıda aynı zamanda klavye kontrollerinin nasıl yapılacağı yani siz mouse'unuzla bu klavye üstündeki kontrolleri nasıl yapacağınız burada gösteriliyor. Burayı kapat diyorum. Burada arkadaşlar şu anda %100 yakınlaştırma vesaire hepsi gösteriliyor. Sağ aşağıda ise arkadaşlar deniz yüksekliğine göre yüksekliğiniz ve arkadaşlar normal yüksekliğiniz gösteriliyor. Ve haritamızın da VGS 84 olduğu burada da açık bir şekilde görülüyor. Haritayı isterseniz 3 boyutlu yapmak için arkadaşlar 3 boyutlu seçeneğe tıkladığınızda evet arkadaşlar şu anda cihazımız yani FlightHub 2'miz kendisini 3 boyutlu hale getirdi. Ben 2 boyuta tekrar çeviriyorum. Ve arkadaşlar proje içerisinde tekrar giriş yapıyorum. Şimdi ekranda gördüğümüz sol tarafta gelen aslında birçok simge var. Peki bu simgeler ne işe yarıyor? Aslında bunu şimdi göreceğiz. Şimdi ilk simgemiz arkadaşlar team yani takım. Takım içerisinde online devices'lar, işte online members yani takım arkadaşları, takım üyeleri ve DJI DAC'ımızla beraber Matrix 3 termal drone'umuz şu anda DAC aktif olduğunu, power'ın kapalı olduğunu söylüyor. Kapakları açtığım zaman zaten cihazımızı açacaktır. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben soldaki simgeleri anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ilk simgemiz takım üyeleri ve cihazlarımızla alakalı bilgisini verip
bize bağlanıp bağlanmadığını da burada göstermiş oluyor. Şimdi ikinci simgeye tıkladığımızda arkadaşlar Map Annotations. Şimdi burada arkadaşlar import ettiğiniz veya export ettiğiniz bir dosyaları default folder'dan yani bir paylaşma dosyası veya saklama dosyasına aktarmak için burayı kullanabilirsiniz. Aslında ikinci simgemiz çok da uzun değil, onu söyleyebilirim. Yani burada dosyalara tıkladığınız zaman arkadaşlar burada isterseniz dosyaya bilgilerinizi atıp kitleyebiliyorsunuz. Bunu isterseniz kimse göremez. Bunu söyleyebilirim. Ya da isterseniz dosyayı silebilirsiniz tamamen. Burada hem export hem de import yapabilirsiniz. Ve ayrıyetten farklı bir isimde dosya açmak istiyorsanız bakın create folder diyorum. Create folder dediğimde drone market adında bir dosya oluşturuyorum. Ve arkadaşlar drone market adında bir dosya geldi. Bu dosyaya siz istediğiniz gibi seçip export veya import yapabilirsiniz. Yani dosyayı dışarı aktarabilirsiniz veyahut da içeri bir aktarma yapabilirsiniz. Şimdi map fotoya geldiğimiz arkadaşlar harita fotoları yani burada çektiğiniz veyahut da çekecek olacağınız fotoğraflarla alakalı hem zoom hem infrared yani cihazımızın çektiği fotoğrafları buradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi cihazımız otonom operasyon yaptıktan sonra bu çekimleri burada görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar map modele geldiğimiz zaman aslında bu güzel bir özellik. Çünkü şu anda bizde aktif değil. Çünkü FlightUp 2 yazılımımızın full sürümüne hakim değiliz. Ama dediğimiz gibi sizler de Duck2 satın aldığınızda FlightUp 2 yazılımı ile beraber tabii bunlar yıllık olarak gelmektedir. Sınırsız bir süresi yoktur arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü sınırsız süreyi şu anda DJI yürürlüğe koymadı. Ama tabii ki biz geri bildirimlerini verdik. Şimdi arkadaşlar map modele baktığımızda cloud mapping yani şu anda bana verdiği aslında hak 6000 fotoğrafla beraber ben buraya fotoğrafları yüklediğimde 3D models ve iki boyutlu modellerin datalarını buradan çekebiliyorum. Yani siz DJI Terra ile beraber eşleştirdikten sonra DJI Terra'daki sistemi buraya atabilirsiniz. Veyahut da bu fotoğrafları buradan yükleyip 3 boyutlu modeli oluşturma imkanı aslında FlightUp 2 bize sunmaktadır. Yani artık eskide kalan DJI Terra'yı satın alıp FlightUp 2 üstünden kendinizi yormak yerine DJI Terra üzerinden rahat bir şekilde 3 boyutlu modelinizi yapıp isterseniz arkadaşlar bilgisayarınız İstanbul'da olsun. Siz FlightUp 2 ile beraber isterseniz Avrupa bölgesinde veyahut da başka bir ülkede olun fark etmez. Cloud Mapping buraya yüklendiği zaman 3 boyutlu model Terra'daki gibi gözükecektir. Şimdi map task array arkadaşlar. Şimdi burada aslında cihazımın uçuş yapabileceği yani alanı kendimiz arıyoruz arkadaşlar. Hem obstacle data hem de bakın burada ana ekrana çıktığı gibi nasıl obstacle bir data yapılabilir. Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yüksekliklerden kaçınmak için veyahut da hava sirkülasyonuyla beraber engellerden kaçınmak için bunu açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar siz aslında bir mapping yapıp burayı kullanabilirsiniz. Obstacle data ile beraber yaptığınız zaman. Custom Flight Array'i de dediğim gibi dataya attığınız zaman yani bir alan araması yapmak istiyorsanız arkadaşlar cihazımızın içerisinde bir KMZ dosyasını veya KML dosyasını atmanız gerekiyor. Şimdi asıl önemli konu olan rota oluşturma ve alan oluşturup otonom uçuşu nasıl yaparım? Ben bununla alakalı arkadaşlar iki tane bir plan oluşturmuştuk. Şimdi sizin için de bir plan oluşturacağız. Tabi cihazım şu an gözükmüyor ama ben rastgele bir plan yapacağım sizler için. Şimdi burada arkadaşlar bakın waypoint, mapping, oblik, lineer, yeni gelen slope route yani binayı dikey inceleme ve arkadaşlar geometric route yani otomatikman bir direği silindirik inceleme gibi haritalama özellikleri buraya gelmiştir. Şimdi arkadaşlar burada aslında create route deyip buradan siz waypoint alan oluşturabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Current'te unavailable. Yani MATS30 serisinde lineer point'in aslında desteklenmediğini bana söylüyor. Ama şu anda kullanabileceğimiz alanlarda görebilirsiniz. Bakın geometrik rutu oluştururken bize sadece Mavic 3 Enterprise açıyor. Eğer biz dikey bir haritalama yapacaksak yine Mavic 3 Enterprise açıyor. Ama biz bir alan haritalaması yapacaksak arkadaşlar burada bize aynı zamanda MATS 3 serisini yani Duck'lı seriyi bize açmış oluyor. Bakın geometrik ruta girdiğim zaman arkadaşlar diğer iki drone da kapandı. Dikey haritalamaya girdiğimde diğer iki drone yine kapandı. Tabi alttakiler modeldir arkadaşlar. Onlar açılıp açılmaması modeli seçmenize bağlı. Modeli seçtiğim anda bakın aşağıda zaten otomatikman
açılıyor. Şimdi alan modellemesine geldiğimizde biz Matris 3 drone'umuzu seçeceğiz. Burada tabii elimizde yer alan drone'umuz Matris 3 termal drone. Şimdi arkadaşlar buraya biz drone market yazdığımız zaman şu anda tekrar silelim. Buraya drone market yazarsak ve OK tuşuna basarsak arkadaşlar bize yeni bir alan rotasını oluşturmak için DJI FlyTap 2 şu anda yeni bir alan rotasını oluşturuyor ve cihazımın dışarıda olduğunuzda otomatik bir veriyi, bakın terrain datasını bekleniyor diyor. Bu verileri aldıktan sonra size oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar bize açtığı alana baktığımız zaman bakın şu anda hiçbir alana oluşturmadık. Öncelikle bize DJI FlyTap 2 şunu söylüyor. Take off yapabileceğiniz point noktası neresidir? Ama şunun uyarısını yapayım arkadaşlar. Şu anda ben alanım burası ama cihazım bağlı olmadığı için uydu sistemlerine, yani dışarıda bir çekim olmadığı için şu anda size bu sistemi anlatıyorum. Şu anda bir take off point noktası belirleyemiyorum. Çünkü cihazımın aslında dışarıda uyduya bağlı ve sabit olması lazım. Ama öncelikle arkadaşlar ben şurada bir data verisi kullanmak istiyorum aynı zamanda. Bakın hem satellite hem standartı kullanabilirsiniz. Ve oluşturma building modeli de kullanabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar şu sağ aşağıda haritaya tıkladığınızda buraları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi ben take off noktası olarak arkadaşlar aslında buralarda uçuş yapmanız riskli. O yüzden biraz daha geri gelelim. Biraz daha arkadaşlar aslında şehrin dışında şuralarda bir yerde bir uçuş yapmak istiyoruz. Hemen yaklaşalım. Mesela arkadaşlar böyle bir yerde bir güneş paneli santrali kurdunuz diyelim. Şimdi cihazımı diyelim ki cihazımın home point noktası şurası olsun. Şimdi bir take off point noktası belirlemem gerekiyor. Şimdi şuraya bir take off point noktası attım arkadaşlar. Şimdi haritayı geri açtığımda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Cihazımı hemen 20 metrelik bir yüksekliğe atıp otomatik bir şekilde arkadaşlar bakın cihazım 20 metre yükseklikte bir çizgi atıp bir simülasyon çizgisi aslında. Bunu otomatikman buraya yapmış. Bunu geri alıp başka bir reset atmak istiyorsanız reset diyorsunuz. Burayı siliyor. Otomatikman take off point noktasını buraya almış oluyor arkadaşlar. Şimdi select lens diyor. Ben burada visible lens'i seçmek istiyorum. Yani siz bunu yapacağınız zaman arkadaşlar şu anda bakın Öre visible'ı seçtim. Öre'yi seçmedim. Şu anda arkadaşlar bakın 20 metre yükseklikte 5 santimetrelik bir hata payı alıyor. Yani şu an Öre seçili. Şu an visible değil, Öre'yi seçtim. Şu anda visible'ı seçtim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar baktığınız gibi benim hem sensörlerim hem de haritalama ayarlarım cihazlarımda olduğu gibi burada da gözükmekte. Burada hem seçtiğim alanı, daha alan seçmedim ama seçtiğim alanın metrekaresi, mesafe uzaklığı, toplamda kaç dakika uçacağım ve kaç tane fotoğraf çekeceğimi burada gösteriyor aynı zamanda. Ben burada ikisini de seçiyorum arkadaşlar select lenslerimde. Siz tabi buradan istediğiniz lensten bir tanesini seçebilirsiniz. Oblique Collection ve arkadaşlar Orta Foto Collection. Ben Orta Foto'yu kullanmak istiyorum. Ortalama şu anda arkadaşlar GSD oranım. Visible kamerayla çekersem 5 santimetre, IR kamerayla çekersem 20 metre yükseklikte 18 santimetrelik bir hata payı verecek. Ama tabii ki de ben Altitude modumun yüksekliğini arkadaşlar yaklaşık olarak bir 40 metreye ayarlıyorum arkadaşlar. 40 metreye ayarladığımda şu an şunu fark etmiş olmanız lazım. Bakın az önce yüksek santimetre, yani fotoğraf piksel başına düşen santimetre hassasiyeti 18 santim iken yüksekliği düşürdüğümde arkadaşlar santimetre yüksekliği hassas bir şekilde noktaya gelmiştir. Tabi buraya tekrar ile beraber daha da hassas olacaktır. Ben tabi IR'yi kapatıp sadece Visible'ın aktif olmasını istiyorum ve burada da bana aslında 40 metrede ne kadar bir piksel oranı olduğunu söylüyor. Ben bunu 100 metreye çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın 100 metrede çıkarttığım zaman 3,52 santimetreye çıktı. Bu arkadaşlar RTK ile beraber düzeltilebilir. Ben bunu size söyleyebilirim. Bunu çekmek için tabii farklı ayarlar yapmanız lazım. Özellikle cihazımın hızını mesela 5 metre bölü saniye yaptığınız zaman ve RTK'yı bağladığınız zaman cihazımın aynı zamanda GSD'si burada düşecektir. Bunu söyleyebilirim. Güvenlik kalkış irtifam 20 metre. Arkadaşlar bakın burada çok güzel bir aslında görsel var. ASL, ALT ve AGL diye. Arkadaşlar ASL Altitude Sea Level, yani deniz yüksekliğine göre bir uçuştur. Bakın aldığımız zaman kendisini deniz yüksekliğine göre, bakın burada da gözüküyor. Deniz yüksekliğine göre almaya çalışın arkadaşlar. Deniz yüksekliğinde ne kadar yüksekteyseniz ona göre bir yükseklik verir size.
Şimdi altitude yüksekliğim arkadaşlar bulunduğunuz yerden, bakın ground yerinden olan yüksekliktir. Bunu söyleyebilirim. ASL'ye baktığım zaman bakın yeşil çizgiyi aşağıda görüyorsunuz. Yani bulunduğunuz noktadan aman diyeyim ASL'yi işaretlerken bulunduğunuz noktanın rakımını hesaplayarak yazın. Eğer deniz yüksekliğine göre uçuş yapmak istiyorsanız. Altitude yüksekliğim bulunduğum ground seviyesine göre olan yerdir arkadaşlar. Yani ground'um benim neresi ise kalkış noktam neresi ise oraya göre kendini yüksekliğini alır. AGL ise arkadaşlar burada gördüğünüz yani benim seçtiğim yere göre yani AGL yüksekliğim altitude ground level yani yer yüksekliğime göre alır arkadaşlar. Ama altitude yüksekliğim çıktığım yüksekliğe göre alır. Altitude yüksekliği bir örnek veriyorum bir dağa çıktık. Altitude yüksekliği dağın üstünden alır arkadaşlar. Ama AGL yüksekliği bulunduğum yere göre alır. Yani yerdeki rakıma göre alır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Bunun yanında arkadaşlar şu anda ekran parlaklığımızı tekrar açtım. Şimdi bunun yanında arkadaşlar ekstra olarak burada zaten metrajı belirleyebiliyorsunuz. Ve burada bana bir uyarı veriyor. Terrain Flow File Management. Global Elevation Data is Reference. Only Fly With Caution. Yani global yüksekliğinizi belirtin diyor. Referans noktası için global boşluk önemlidir diyor arkadaşlar burada. Şimdi global flight speed'im yani uçuş hızım. Ben 5,7 metre bölü saniye yaptım. Bu iyidir arkadaşlar ama bunu isterseniz arttırabilirsiniz. Yaklaşık 15 metre bölü saniye yaptığınızda pikselim değişmedi. Cihazım yine hızlı bir şekilde uçup size verir. Ama siz bu cihazla haritalama uçuş yapmak istiyorsanız arkadaşlar cihazımızın üzerinde mekanik şatırı Matris 3 drone'a göre bulunmadığı için size arkadaşlar sağlıklı bir data visible kamera için vermez. O yüzden benim size Matris 3 termal drone'da tavsiyem ortalama 5 metre bölü saniye ile uçabilirsiniz. İsterseniz burada kamera açısını da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben şurada 1, 2, 3 ve 4. noktamı oluşturduktan sonra bakın buraya okey diyorum arkadaşlar. Ve burada siz rotayı oluşturduktan sonra arkadaşlar istediğiniz gibi haritalama yapabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Bakın burada bana hem GPS'im hem ASL yüksekliğimi bana net olarak vermektedir. Bu aslında güzel bir data. Şimdi baktığımız zaman cihazımız Elevation Optimization yaptım ben. Çünkü bu aktive edildiği zaman arkadaşlar model output çıkışında daha fazla detaylara erişilebilir. Aircraft will fly to center of mapping area after completing flight. Şimdi benim aracım uçuşu yaparken merkeze doğru, haritanın merkezine doğru ve alan haritalamasını yaparken bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar merkeze gelerek tekrardan bir fotoğraf çeker ve arkadaşlar tilt açısıyla beraber bunu optimize eder. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi upon completion burada arkadaşlar cihazım görevi bitirdikten sonra ve cihaz görev esnasında ne yapmasını istiyoruz? Eğer bir arıza çıktığı zaman. Burada arkadaşlar return to start point and hover return yaz start point'ine geri gel ve bekle diyoruz. Exit text yani görevden çık diyoruz. Land direkt olduğun yere in diyoruz veyahut da return to home diyoruz. Biz genellikle return to home seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada arkadaşlar uçuş açımızı 27 derece seçtik. Burada bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi cihazımı bakın burada indirdim. Start point'im burada gözüküyor. Alanıma tıkladığımda alanım arkadaşlar şu anda cihazıma baktım. Alanım okey. Şu anda cihazımın nasıl bir alan yapacağını burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda ASL yüksekliğimle beraber burada görebiliyorsunuz iki boyutlu. Bakın iki boyutlu açtığımda arkadaşlar cihazım şu anda yaklaştırıyorum. Cihazım şu anda arkadaşlar şöyle bir uçuş yapacak. Bunu söyleyebilirim. Bunun yerine arkadaşlar ben açıyı arttırıyorum. Bakın şu anda açımı yaklaşık olarak 164 derece yaptım arkadaşlar. Bakın. Ve cihazımın düzgün bir rotada gidip gelmemesini sağlıyor. Yani gelmesini sağlıyorum aynı zamanda. Şimdi uçuşumu daha çok arttırdığım zaman arkadaşlar bakın şöyle bir alan rotası belirleyip aslında ben cihazımı bu şekilde uçurmasını istiyorum. Şöyle bir farklı bir alan istiyorum aynı zamanda. Şunu söyleyebilirim. Şimdi buraları da büyütelim biraz. Örnek veriyorum şöyle bir alanda ben bir yerim var. Şimdi arkadaşlar bakın burada cihazım
Buraya gelip otomatikman center point'e göre bir haritalama yapacak. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Haritayı biraz daha büyütelim. Ve arkadaşlar alan haritalamasını yaparken aslında cihazımın nasıl bir haritalama yapacağını burada söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda cihazımın nasıl bir haritalama yapacağını şu anda otomatik bir alan haritalaması belirleniyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında alan bir küçük bir alan. Yaklaşık 6000 metrekarelik bir alan. 1 dakikalık bir uçuş süresi. Ben bunu daha çok büyütmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar haritayı küçültüyorum aynı zamanda. Sizler için küçülttüm. Şu anda arkadaşlar aynı zamanda rotalarımı büyütüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet, şu anda rotamı büyüttüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rotamı büyüttükten sonra cihazımı aynı zamanda arkadaşlar açısını sıfırladığım zaman bakın şu anda cihazım bulunduğu merkez noktasından, start point noktasından kalkıp bakın böyle bir uçuşu yapıp bitireceğini söylüyor. Tabii siz açılara göre cihazımızın kısa sürede bitirmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ben bunu mesela 75 metre yaptığım zaman arkadaşlar bakın 75 metreye göre cihazımızın uçuş rotası harita üzerinde belirli olacaktır. Bakın şunu biraz daha uzatıyorum. Rotayı biraz daha büyütelim. Haritamızı seçtiğimizde. Cihazımın arkadaşlar zaten genel olarak nasıl bir uçuş yapacağını bakın. Şu an cihaz en kısa mesafe ile beraber en verimli mesafeyi bularak aslında bize bir haritalama yaptı arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bakın farklı bir konsept. Şu anda cihazımın alanı aslında daha çok büyüdü. Tarayacağı alan. Ve gidip gelme noktaları bakın toplamda 1, 2, 3, 4 tane bir tur çizerek en sonuncusunda ikinci point yani üçüncü point noktasında 1, 2, 3, 4. point noktasında merkeze gelerek center point noktasını alıp bitiriyor arkadaşlar. Yaklaşık 75 metrede 15.000 metrekarelik bir alanı 500 metre mesafe uzaklıkta 2 dakika 19 saniyede 33 tane foto çekerek bitireceğini söylüyor. Ve arkadaşlar bu da cihazımızın aslında haritalamayı kaliteli bir şekilde yaptığını söylüyor. Ama bu cihazla haritalama yapmak yerine IR sensörüyle beraber arkadaşlar bunu algılayıp daha düşük mesafelerden ortalama olarak arkadaşlar 50 metrelik bir mesafeden ya da 30 metrelik bir mesafeden güneş panelleri varsa eğer 30 metrelik bir mesafeden uçup güneş panellerinizin termal kamerayla beraber analizini yapabilirsiniz. Bakın çok büyük bir mesafe. Yaklaşık 3 dakika 37 saniyede 91 foto çekerek IR sensörümüzü de 4 santimetre hassasiyetle bize vermektedir. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi Advanced Settings'e geçiyoruz. Şimdi burada da Takeoff Speed'im çok önemli değil. Kalkışınızın böyle. Arkadaşlar burada slide yani bindirme ve fotoğraf bindirme yüzdeleri yazıyor. Genellikle haritalamada %75 ile %80 bu iş için idealdir arkadaşlar. Ama ben size Matrix 3 normal drone'u kullanmak isterseniz margin de vermenizi öneririm. Şimdi termal kamera ile alakalı burada önemli bir aslında durum var. Çünkü termal kamera ile beraber bir güneş enerji paneli sahasını haritalama yapmak istediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki paneller bir açılı düzene göre yerleştirilmiştir. Bizim de sizlere tavsiyemiz Custom Angle'ı açarak Enable Anyway yapıyorum. Bakın arkadaşlar eksi 90 derecede yer alan sistemde ben şimdi Visible'ımı kapattım. Sadece IRM olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar burada Custom diyorum. Alan Route diyorum. Bakın alanın mükemmel şekilde böldüğü 7 dakika 38 saniye sürüyor. Ben arkadaşlar bakın gimbalimdeki açımı 66 dereceye çekmek zorundayım arkadaşlar. Buraya da tıkladığınızda zaten siz eksi 66 dediğimde panelin bakış açınızı maksimum verimlilikle almanızı sağlayacak derece budur arkadaşlar. 66 dereceyle siz bir panele haritalama yapmak için baktığınız zaman termal kamera sensörünüz varsa eğer kameranızda 66 dereceyi kullanmanızı öneririm. Çünkü 66 dereceyle kamera yere bakarken güneş ışınları da panellere bir açıyla vurduğu zaman işte aradaki oluşan bir eğim açısı da 66 dereceye tekabül etmektedir. Bunu arkadaşlar kullanmanızı öneririm. Burada set point noktası atmanıza gerek yok. Bypass obstacle sensör. Bunu deaktif etmeyin arkadaşlar. Çünkü uçuş esnasında bir engel varsa cihazınız sıkıntı yaşamaması adına bypass etmenize gerek yoktur. Şimdi
Her şeyim tamamsa arkadaşlar, hesaplamalarım okey. Buradan ben artık saving dediğim zaman artık benim rotamı, her şeyi kaydedecektir. Ve arkadaşlar take off point pozisyonuna geçerek cihazımızı sistemsel olarak mappingten kaldırabilirsiniz. Bakın burada da artık oluştu arkadaşlar, bunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz burada güzel, benim beğendiğim aslında bir taraf var. Bir plan oluşturma. Arkadaşlar burada DJI Duck'ın sunduğu güzel avantajlardan bir tanesi, DJI Duck 2 sistemi, bir create plan oluşturarak siz uzaktaysanız veyahut da otonom operasyonlarınızı planlamak istiyorsanız buradan bir create plan oluşturup plan ismi güvenlik tespiti diyelim. Şimdi alanımızla alakalı burada oluşturmuş olduğunuz bir alan rotası varsa bunu seçmek zorundasınız. Ben bunu seçtim. Ve arkadaşlar select device diyor. Ben de artık bu sistemi seçtim. Tabi burada bakın flight route start point more than 5 kilometre, yani toplamda 5 kilometreden start point'in uzak olmaması gerekiyor. Aircraft'ın may not able to complete flight, yani aircraft'ın belki diyor flight'ımı tamamlayamayabilir diyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü hem batarya süresini hesaplıyor şu anda, hem de cihazımın uçuş mesafesini hesaplıyor. Bakın arkadaşlar, Polytechnic Equerry, RTK mı GNSS mi? Ben tabii ki de RTK'yı tavsiye ediyorum. Şimdi plan timer'ı arkadaşlar Optimal RTH Route Planning. Bunu da aktif etmenizi ben öneririm size. Onun da yaklaşık 25 metre ya da 30 metre olmasını öneririm. Şimdi RTH Altitude Lower Than Highest Point Flight Route. Yani benim en düşük noktamdan daha düşük olamaz diyor. O yüzden ben bunu diyelim 50 metre yapayım arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar cihazım, bakın burada gördüğünüz gibi artık bir plan uğrunda otomatikman her şeyi oluştu. Signal kaybında cihazım ne yapsın? Return to home yapsın arkadaşlar. Bunu continue test yapmayın. Bunu önermem sizlere. Dediğim gibi. Şimdi buralara baktığımız zaman aslında plan timer'da immediate hemen ya da timed planlaması da vardı arkadaşlar. Bence timed veyahut da bulunduğunuz başlangıç ve sürekli yapmasını istiyorsanız başlangıç ve bitiş saatlerini seçerek ve günde kaç saat yapmanızı istiyorsanız, ayda veyahut da yılda da bu olabilir ama genellikle şu anda DJI aylık, haftalık ve günlük olarak planlamış ve saatine kadar planlamış arkadaşlar. Bakın burada aktaracağı bitrate bile, detaylar bile belli arkadaşlar. Cidden detaylı bir şekilde düşünülmüş bir sistem. Devamlılığı aynı zamanda bu cihazın date, start date, başlangıç date buradan ayarlayabilirsiniz. Ve devamlı olarak start task when battery level reaches. Yani burada arkadaşlar diyor ki the power support for start. Yani cihazımız %50 ve %100 arasında. Ve when the aircraft battery is charged. Yani cihazımız şarj olduğu zaman power level'i belirleniyor. Yani set power level'i alıyoruz. The flight mission will automatically begin execution. Yani cihazımız aynı zamanda %50 ve %100 arasında bu haritanın, haritalayacağınız, eğer kendi içerisindeki matematiksel hesaplamaları doğrulayabiliyorsa cihazım otomatikman planına başlayıp görevlerini yapmaktadır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim ama genelde timeout belirlemek daha mantıklı. Çünkü cihazımızda bir sorun oluşabilir, bir farklılık oluşabilir. O yüzden genellikle buradan takvimden günü seçerek bunu planlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu burada planladım ama ben tamam bunları yaptık, okey dedik, planımızı her şeyi ayarladık. Peki bunları yaptıktan sonra yine güvenilir olur mu? Cihazımın üstünde yer alan yağmur sensörü ve rüzgar sensörünü de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna diyelim ki ben yapmayacağım şimdi. Device diyorum. Sensor diyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar oluşturduğunuz zaman cihazımızla alakalı siz otomatik bir şekilde planı görebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim ve planla beraber cihazımızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yani otomatik bir şekilde şunu söyleyebilirim. İşte uçuş yüksekliğini, ondan sonra kalkış anındaki hızının ne kadar olabileceğine kadar değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Bir altındaki dosyamız Media Files. Burada arkadaşlar cihazımızın çektiği bütün fotoğraflar, videolar hepsi otomatik bir şekilde burada kayıtlıdır arkadaşlar. Start Mapping'e bastığınız zaman arkadaşlar bakın burada sizin oluşturmuş olduğunuz yeni mapping ile beraber, çizmiş olduğunuz sistemle beraber arkadaşlar
Mesh modelleri tabii DJI Tera'dan dönüştürmeniz gerekiyor. Point Cloud modelle diyorum beraber. Yani attığım point'imin cloud modelle beraber eşleşmesi gerekiyor. Ve kullandığım koordinat sistemini de bildiğimi söylüyorum. Kullandığım koordinat sistemini de burada haritacılar genellikle seçiyor arkadaşlar. Siz de buradan seçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar 2 boyutlu veya 3 boyutlu bir mapping yapabilirsiniz bu alandan. Yani ayarlarını yapıp mapping task yani bir ön aslında örnek, ön kopya oluşturup bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü tarafa geçtiğimde arkadaşlar burada model library var. Burada DJI Terra ile beraber eşleştirilmiş tarafta. Burada aldığınız arkadaşlar fotoğrafların hepsi şu anda bana 105 GB tanımlı ama siz bunun paketini satın alabilirsiniz. Daha da fazla paket sunabiliyor size DJI. Burada Cloud Mapping'ime yüklenen aslında bütün fotoğrafları burada görüp hepsini seçip arkadaşlar Start Mapping veya Import aktarabilirim DJI Terra'ya. Bunun da avantajını DJI Terra bize sunmaktadır. Şimdi bakın burada aşağıda aslında buraya basamıyorum. Çünkü burada aslında güzel bir alan var. Network Connected diyor arkadaşlar. Yani benim DJI Dock 2'm. Eğer ki bir Network Connected'a bağlanmıyorsa zaten buradaki menülerin hiçbirisini göremezsiniz arkadaşlar. Yani bağlantınızda sorun yaşarsınız. Proje ayarlarıma geldim de arkadaşlar tekrardan başa döndürüyor beni ve buraya attığım start point set point noktasına geri döndürüyor. Aslında benim şu anda bulunduğum alan burası değil. Ama dediğimiz gibi siz buradan bunu değiştirebilirsiniz. Yani isterseniz buraya atabilirsiniz set point'i. Set point'i atmak için bakın point interest buraya seçebilirsiniz. Otomatikman değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi buraya geri geldim de kapattım tekrar kaydetmedim. İşte arkadaşlar baktığımız zaman genel olarak FlightHub 2'ye DJI Dock 2 ile beraber kullanım açısından bulunduğu menüleri inceledik. Nasıl bir haritalama, nasıl bir takeoff yapabileceğimizi inceledik. Şimdi isterseniz benim aslında sevdiğim bir alan cihazımızın ilk tim kısmında bilgisayar logolu olan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada cihazımla alakalı şu an cihazım tabii ki de aktif değil. Ama şarj olduğunu görebiliyorum ve %75'lik bir bataryaya sahip olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Burada uçuş yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsam nasıl yapabiliyorum? Bakın burada hem rüzgar gülü hem de yağmur sensörü şu anda no rain fall yani no yoğun bir yağmur olmadığını ve 0 metrebölü saniye tabii ki içeride olduğum için bunları gösteriyor. Weather forecast hourly updates. Yani bunu yükledikten sonra arkadaşlar ben burada internet üzerinden gerçek verileri de okuyabiliyorum. Burada proje setting ayarlarına girdiğim zaman arkadaşlar beni ayrı bir sayfaya atmaktadır. Burada baktığınız gibi siz istediğiniz yerde set point noktasını atıp buradan aktifleştirebilirsiniz. Bakın şehir, bak live stream'in şehri paylaşmayı açtım, medya paylaşmayı açtım. Normal hava durumu bilgilerini de internet üzerinden alabilirsiniz. Şimdi burayı kapattım tekrardan. Genel olarak ayarlara giriyorum arkadaşlar. Bakın burada genel olarak daha detaylı ayarı gösteriyor bana burada. Şimdi gördüğünüz gibi Visions Disabled. Alternatif rot yüksekliğim 20 ayarlamıştım. Maximum Flight Altitude yani Türkiye sınırları içerisinde yasal olarak çıkabileceğimiz sınır zaten 120 metre. Max Flight Distance. Ben bunu ayarlamadım arkadaşlar. Kapalı olarak belirttim. Obstacle Sensing Enabled. Yani obstacle sensörlerimin enabled olduğunu söylüyor. Charging Mode Standby şu anda. Foto transfer enable. Eğer bu foto transfer istemiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Şimdi bakın Remote Debugging. Bunu aktifleştirdiğim zaman arkadaşlar şu anda enable yaptığı zaman cihazımızı bakın şu sağ tarafta yer alan kilitleme bölmesini görüyorsunuz. Şu anda cihazımı kilitledi arkadaşlar. Bakın otomatik bir şekilde cihazımın power'ını kapattığım zaman şarjı sonlandıracaktır. Ve arkadaşlar otomatikman cihazımı kapaklarını açmak istiyorsan da buradan bastığınız zaman yaklaşık 5-10 saniye içerisinde açmaktadır. Şimdi ben buradan arkadaşlar Virtual Cockpit diyor. Cockpit'e gitmek istiyorum. Bakın şu an diyor ki Enable Enter Virtual Cockpit Dock is Remote Debugging Mode. Yani bu Virtual Cockpit'e girmek istiyorsan diyor Debugging Mode'dan çıkman gerekiyor diyor. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Bakın buradaki güvenli alan simgeleri gitti. Ben şimdi cihazımı aynı zamanda bakıyorum burada. Virtual Cockpit'e giriyorum. Beni ayrı bir sayfaya atar arkadaşlar her zaman. Bu kötü bir şey değil. Yani bu apayrı bir hani farklı bir şey değildir. Şimdi burada cihazımın zaten Optane kontrolüne bakacağım. Şimdi arkadaşlar bakın Optane Aircraft Control. Burada cihazımın ayarları hepsi gözüküyor aynı zamanda.
Ve cihazımın bakın verilerin hepsi gelmiştir. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi Takeoff Lead Stream hepsini görebilirsiniz. Ve şu anda cihazımın açıldığını, yani buraya girdiğiniz anda otomatikman cihazımız açılır arkadaşlar. Şu anda Takeoff Start Stream diyor. Yani şu anda göstermiyor. Birazdan gelecek arkadaşlar. Ve burada Lead Stream içerisinde siz kameranızı açıp hem dışarıyı hem içeriği çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda cihazımın bağlandığı yerde bakın şu an cihazım içeride olduğu için otomatik bir şekilde kırmızı bir ışık yakar içeride ve bakın şarjı, ayarları hepsi bir şekilde buraya geldi ve cihazımın bakın şu anda batarya sıcaklığını da görüyorum çünkü cihazımız açıldı. Cihazımız açılmadan önce 36 ile 38'di. Cihazımız açıldıktan sonra bir içerisindeki pil de çalışmaya başlayınca 41 derece yükseldiğini görebiliriz. Evet arkadaşlar, burayı isterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim, daha çok görmek için burayı. Şimdi ben buradan tekrardan çıkıyorum. Ve arkadaşlar bakın şu anda cihazım açık. RTK'm bağlı olmadığı için şu anda 11 tane, içeride olmama rağmen 11 tane uydu görüyor. Bakın ASR yüksekliğim şu anda denizden -8.8 metre aşağıda olduğumu gösteriyor ama şu anda içeride olduğum için ve verileri de doğru alamadığı için bir doğru hesaplama yapamıyor arkadaşlar. Tabii bulunduğum bölgeye göre de denizden aşağıda veya yukarıda olmam muhtemeldir. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DJI Flight Hub 2 ile beraber kullanılan ve DJI Duck 2 için üretilmiş olan aslında bence DJI Flight Hub 2 sistemini sizlerle beraber inceledik. Bu video ile alakalı sorularınız varsa Flight Hub 2 sistemini Duck 2'ye bağlamak için ve satın almak için bizlere ulaşabilir. Bizlerle beraber fikir alışverişi yapabilir. Ve bizlere arkadaşlar aklınızda bulunan herhangi bir soruyu da diğer ürünler içinde, DJI ürünleri içinde sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar bu video sizin için yararlı olduğunu düşünüyoruz. Cihazlarınızın kurulumunda size yardım edecektir. Bunu söyleyebilirim. Herkese şimdiden iyi uçuşlar diliyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.